Kamyon tam kamyon abi. Bak böyle. Oy, oy, oy. Tamam, tamam oğlum, tamam oğlum. Tamam ama, tamam ısırma. Tamam, tamam. Tamam burada, burada korkma. Korkma. Korkma, almayacağız yavrum, korkma hadi. Hoş, sarılıyor muymuş benim bebeğim? Benim bebeğim sarılıyor muymuş? Tamam tosunuma, tamam oğluma, aşkım benim. 13 yaşında abisi bu. Ben kalacağım. Ses. Tamam bebeğim. Ne olmuş aşkıma benim? Yaşlanmış mı? Dede mi olmuş? Hastalandı bu abi. Bayağı da yaşlandı bu. Biz de gölün kenarına ufak bir hayvan yolumuza çıktı bizim. Bir şekilde bizi hayatımıza son vermekten vazgeçirdi. Nasıl geçirdi? Peşime takıldı. Ben suya atlamaya çalıştığımda çok fazla havlamaya başladı. Bütün konsantremi alt üst etti tabii ki. Biz de hayvanı kurtarma adına geri çıktık. Belki dedik başka zaman, önce bu hayvan karnını doyuralım, başka zaman işimize bakalım. Ondan sonra tabii ki asla bir daha hayatımıza son vermeyi düşünmedik. O saatten sonra bölgenin hayvan sorunlarına birebir şahit oldum. Ne kadar çıkmaz bir sorun olduğunu görmeye başladım. Kesinlikle sezinledi. Ben yaklaşık belime kadar suya girdiğimde ufacık köpekten inanılmaz bir havlama sesleri geldi. Bir ayağını suya sokuyordu, gelmek istiyordu yanıma, gitme der gibi. Bunlar bizi çok fazla etkiledi. Hayvana acıdığımız için çıkmak zorunda kaldık. Tabii ki psikolojimiz alt üst olduğu için hayatımıza son vermek doğru bir davranış değil. Ben o köpeğin Allah tarafından bana yönlendirilmiş bir melek olduğunu düşünüyorum. O saate kadar dediğim gibi hayvansever bir insanla değildim ben. Hayvanlarla hiçbir alakam yoktu. Bir an başımıza böyle bir iş geldi tabii ki. İntihar olayımızdan vazgeçtikten sonra dediğim gibi bölgenin çok ciddi sorunlarını gördük. Hayvanlara değer verilmiyordu, gerekli çalışmalar yapılmıyordu. Elimizden geldiğince özellikle hasta olanları kurtarmaya çalıştık. Bir yerimiz yoktu, mutlaka bir alan açmamız gerekiyordu ve burayı biz kendi imkanlarımızla böyle bir tesis oluşturduk. Buraya gelen hayvanların tamamı bir şekilde ormanda ölmek üzere olan veya köy merkezlerinde yaşam şansı olmayan hayvanlar. Sağlam hayvanı almak istemiyoruz ve almıyoruz. Buraya getirince ne yapıyoruz? Yaşatabiliyor muyuz? Çok nadir. Sadece amaç hayvanların karnını doyurmak. Veterinerimiz olmadığı için, düzenli bir sistem olmadığı için hayvanlar burada sadece karnına doyuyor. Ama dışarıdakinden çok daha fazla yaşam şansı artıyor. Daha az çok insan eli görüyorlar. Ziyaretçilerimiz geliyor sürekli. Seviyorlar ama dışarılarda veya ıssız bir noktada bu hayvanların bunları bulma şansı maalesef yok. Peki mama maliyeti yapmak mümkün değil. Mama maliyeti yaptığımız zaman aylık bir 20.000 lira kadar bir bütçe gerekir. O bütçe mümkün değil. Biz ekmekle, tavukla aylık bir 6-7.000 lira bütçeyle burayı kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki verdiğimiz tavuklar, ekmekler hayvanlarımıza uyuz yapıyor. Biraz hastalık saçıyor. Gönül ister ki sürekli sağlıklı mamalar yedirmek. Hayvanseverler zaman zaman geliyor. Allah razı olsun herkesten ama tabii ki bizim gıdamızın %20'sini ancak karşılıyor. %80 bütün yük omuzlarımızda. Buradan hayvanseverlere, kurumlara şu çağrıda bulunuyorum. Burası sadece bana ait bir yer değil. Ne kadar ben kursam da. Bu hayvanlar sadece benim değil. Bu hayvanlar herkesin köpekleri. Bütün Türkiye'nin köpekleri. Bu hayvanlara el birliğiyle lütfen sahip çıkalım. İnsanları buraya davet ediyorum. Burası şartlarımız kötü olsa da gördüğünüz gibi bir doğa cenneti. El birliğiyle burayı kalkındıralım. Bu yavrucakların yaşamasını sağlayalım. Kendisi bana göre, kendi dünya inanç anlayışıma göre yapılabilecek en büyük ibadeti yapıyor. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkmayı çocuk yaşlardan beri şiar edinmiş bir profilim ben de kendimce. Yaşamış olduğum yerde kapımın önünde otomatik suluk sistemlerim vardır. Ve oradaki yardımcıların vesilesiyle her gün 2'şer kilo sahipsiz hayvanlara mama desteği vermekteyiz. Ülkemizde hiçbir insan açlıktan yaşamını yitirmez. Çünkü ülkemizde hangi kapıyı çalsanız mutlaka sizin karnınızı doyuracak birileri vardır. Ama bu hayvanların hiçbirinin dili yoktur. Bunların hiç kimseden bir şey isteme, talep etme yeteneği yoktur. O yüzden aklı selim insanları sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Gerçekten Burhan Bey burada özellikle hasta hayvanlara sahip çıkarak çok büyük insanüstü bir yetenek sergiliyor. Buradaki tüm aklı selim, gün görmüş, eğitimli insanları burada sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyorum.